Otopazarı kanalından herkese saygılar, sevgiler. Bugün 2 Haziran 2024 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarı'ndayız. Bu bölümde sadece hafif ticari araçları sizlerle paylaşacağım. Şu connect'i çekmek isterdim. Fiyat yazılmamış. Pazara çekip bazen fiyat yazmama gibi şeyler olabiliyor. Yandaki kurye ile hemen devam edelim. Kuryenin lastikleri iyi, çizgileri çok net, çok düzgün duruyor. Araba 2020 model. 118 bin kilometrede. 4 yaşındaki bir otomobil için, bir araç için 118 bin kilometre düşük sayılmaz aslında. 755 binle fiyat yazılmış. Hatasız, boyasız, titanyum plus paketmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Dolu olan versiyonu. Bunların en yeni kasasının en başlangıcı 1.0 motorlusu ki 1.0 ile ilgili soru işaretleri vardır. 980 bine bayiler satıyor. Şuradaki kurye oldukça makyajlı duruyor. Böyle jantları falan güzel, nikelajlar yapılmış. Şöyle bir fiyatına bir bakalım diyecektim. Bunda da maalesef fiyat yazılmamış arkadaşlar. Şimdi diğerleriyle devam edelim. Kedi 2012 model. Takas olur denmiş. 515 bine fiyat yazılmış. 1.6'sı. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanı iyi durumda değil açıkçası. Tavanında böyle bir durum söz konusu. Orada bir çizik var. Lastikler iyi durumda. Karoser çizgileri de fena değil. İçi açık. İçinde şöyle bir çekeyim arkadaşlar. Şu yan tarafta bir iki tane daha ticari vardı. Mitsubishi L300 ile ilgilenirseniz bunda 325 bine fiyat yazılmış. Klimalı olan versiyonu. Bu tamamen ticari için olanı denilebilir. Buradaki kedi önceki kasaya da 380 bine fiyat yazılmış. 2007 model. Otomatik şanzımanlı 347 bin kilometrede arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da çekeyim. Şurada Starex var. Epeydir Starex denk gelip çekmemiştim. Onu hemen çekip sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Yani bu sınıfta Hyundai'nin aslında hafif ticarileri başarılı. Son çıkarttığı model de oldukça iyi. Bu araba 9+1 2003 model 300 bin yaklaşık fiyat yazılmış. Dizel, otomobil ruhsatlı, çift klimalı, 3 parça boyalı, hasar kaydı yokmuş. Yani araba bu şekilde. Biraz kirli. Bakılması lazım tabii içine dışına detaylı motor durumuna. Değerlendirilebilir arkadaşlar. Dacia Doggy, bunlar da otomobil ruhsatlı olan çoktu, onu bir soracağım. Bu arabada bir parça boya, bir parça değişen varmış. 2014 model, 202 bin kilometrede 1.5 Renault dizel motoru var. 610 bin fiyat yazılmış, burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Otomobil ruhsatlı mı? Evet. Otomobil ruhsatlı olduğu için, hani bu grupta yer alanlar otomobil ruhsatlı olduğu zaman piyasada biraz daha tercih ediliyor, ilgi görüyor. Uzaktan baktım, Doblo diyecektim komboya arkadaşlar. Şimdi ön panjuru çekmeseniz Doblo'dan hiçbir farkı yok. Araba 2012 model. 1.6 City Plus. 215 bin kilometrede 490 bine fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle şu açıdan bir çekeyim. Doblo ile aynı olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Bir de Satan abiye soracağım. Bunun Doblo'dan tüm parçaları birebir aynı mı? Motor olarak. Yani motor olarak da Satan abi de şey diyor. Birebir aynısının olduğunu söylüyor. Zaten iç ve dış olarak da aynısı arkadaşlar. Yanında bir tane Berlingo var. Berlingo'yu şöyle bir uzaktan çekeyim. Motor kaputunda, tavanında güneş yanıkları var. Ufak tefekten daha fazla çizik var açık konuşmak gerekirse. Lastikleri iyi durumda. Arabanın model yılı 2010 yanılmıyorsam ve 308 bin kilometrede 35 binle yazılmış ama 350 binladır. O sağlıklı bir şekilde yazılmamış. Şimdi şu şeyde bir tane Fiorino var. Maalesef Fiorino'da da fiyat yazılmamış. Bu kısımda fiyat yazılmayan örnekler çok arkadaşlar. Şu şeylerle ilgilenirseniz Mitsubishi ya da Hyundai H100'lerle bunda da maalesef fiyat yazılmamış. Yani biraz değişik bir iş pazarda. Kedi 2016 model 297 bin kilometrede 300 bin kilometreye yaklaşmış. 585 binde fiyat yazılmış. Şöyle şuradan iletişim bilgisini paylaşayım. Hani bunların piyasasına çok vakıf değilim, hakim değilim ama fiyatı bana böyle şey geldi, kabul edilebilir geldi. Şöyle iç döşemesi falan yapılmış, içi bu şekilde arkadaşlar. Şurada da ekspertizi var aslında, ekspertizini çekip bir sizlerle paylaşayım. Arabanın sadece bir çamurluğu da yani boyaya da değişen var. İşlemli boyalıymış çamurluk ki çamurluk boyalıysa hani o rain podyosuna, şasisine bakmak lazım. Bir parçadan bir şey olmayabilir arkadaşlar. Araba tek sürgülü. O yüzden fiyatı biraz hesaplı yazılmış. Şöyle içi beyaz ve VIP yapılmış ve ilk defa böyle bir kedi gördüm. Bu büyüklükte kolay gelsin. En son kaça bırakırsınız? En son orada yazılan. Bu ikinci kısımda klima yoktur. İçteki kısımda araba VIP yapılmış arkadaşlar. Bu normalde kapalı kasadır diye tahmin ediyorum. Böyle zevke
düşkünseniz hani bunu da tercih edebilirsiniz. İki tane Connect yan yana. Şimdi bu 2010 model 289 bin lira fiyat yazılmış 75'lik deluxe. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Boya değişen bilgisine yer verilmemiş. Bunun da etiketinde maalesef yine bilgi paylaşılmamış. Birinci nesil Doblo'nun tek sürgülüsü. Araba 300 bin kilometrede 2004 model klimalı, LED farlı, çelik şantlı 250 bine fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bir boya değişen soracağım. Bir de en son kaça sayacağız? Boya değişen hiçbir şey yok mu? Boya var, boya yok da değişen birkaç parça var. Hangi parçalar? Motor kaputu falan? Motor yok. Esi. Motor içinde varsa kablolar değişti. Tabii. Çamurluklar değişik, hasar kaydı. Yok, hasar kaydı yok, boyası da yok. En son kaça bırakırsın? Ciddi bir alıcı gelse dese ki arabanı beğendim. Valla bizim kanaldan gelirse beleşlesin gitsin. Eyvallah, canınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. 10 bin lira en son kanalı özel indirim yapıyor Satan abi. Sen kanalın takipçisi mi? Connect'in güneş yanını sizler de görmüşsünüzdür. Alında şey yok, böyle folyo yapılmış. Bu da güneş yanından dolayı ki. Bunlar da hep söylüyorum arkadaşlar. O alın kısmına oldukça dikkat edin. Lastikleri iyi durumda. Çizikleri falan var arabanın. Araba 2010 model. 280 bin kilometrede 465 bin fiyat yazılmış. 75'lik deluxe paket. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Yanında bir tane kurye var. Kuryenin jantları falan çok güzel. Şu yan tarafı da hani Mercedes'te Paco diyorlar. O alt kısmı gayet hoş durmuş, yakışmış arabaya. Titanium Plus 3000 kilometrede 1 milyon 50 bin lira fiyat yazılmış, hatasız, boyasız, yani sıfır ayarında 1 milyon 50 bin liraya satılıyor. Şimdi benzinli olsa elbette fiyat yüksek derdim. Dizel olduğu zaman bunların yeni kasası herhalde 1 milyon 250 bin lira civarında. Eski kasa olduğundan dolayı açıkçası fiyatı böyle şey yazılmamış, yüksek yazılmamış. Şöyle bir için torbaları da duruyor. İçi zaten şöyle bir koklayayım, sıfır otomobil kokusu duruyor üzerinde. Bir de bu titanyum paket dolu olan versiyonu olduğu için fiyatı bence yerinde yazılmış. Yani yeni kasası muhtemelen 1 milyon 400 bin lira seviyelerindedir diye tahmin ediyorum. Yanında bir tane 2021 model 100'lük deluxe paket var. 70 bin kilometredeymiş. Buna da 695 bin lira fiyat yazılmış. Bunun da iletişim bilgisi burada paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle şu açıdan çekeyim. Bir de yandaki komboya bir bakalım. Komboy bu geçtiğimiz haftada duruyordu. 910 bine yazılmış. Hatasız, boyasız, en dolu olan versiyonu otomatik şanzımandı diye tahmin ediyorum. DSG yazılmış, oradan anladım. Ama yine de böyle çekip geçelim hemen. Hızlıca yanında 1.6 titanyum 2017 model 160 bin kilometrede 648 bine fiyat yazılmış. Hatasız, boyasızmış. Bunun da iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Koltukları falan gayet net, gayet iyi duruyor. Şöyle şu açıdan bir çekeyim. İçini görün. Bir de bagajı açık. Bazen hani şeylerin bagajını soranlar oluyor kuryelerin. Kuryelerin bagajı normalde hani bir aile için gani gani yeterli. Ama doblolardan, kedilerden hani bir derece daha düşük. Çünkü onların altında. Şurada bir tane Kango var. Ve onun yanında Berlingo var. İkisini de çekip hemen sizlerle paylaşayım. Kango 2011 model 265 bin kilometrede 295 bine fiyat yazılmış. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Fosforlu olduğundan dolayı güneşten dolayı almayabilir. Araba tek sürgülü, bunu söyleyebilirim. Piyasada tek sürgülü olduğu zaman inanın çok ağır gidiyor. Tek sürgülüler çok tercih edilmiyor. Bazen böyle ilk otomobili alışta ya tek sürgülü olsun benim için ne fark edecek diye alabiliyorsunuz ama tek sürgülüyü aldıktan sonra kullanırken böyle bazen hani pişmanlıklar yaşanabiliyor arkadaşlar. 2004 model Partner'ın maalesef fiyat yazılmış mı güneşten çıkmış, 255 bine fiyat yazılmış. Telefon bilgisi 546-808-3469 çıkmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu bütçelerde hani klimalısı bulunabiliyor 200-250 bin arasında. Nemo 2013 model 1.3'ü yani Nemo'ların tutanları Fiat grubunun aynısı tamamen. Hem karoser olarak hem motor olarak 262 bin kilometredeymiş. 345 bine fiyat yazılmış. Muayenesi yeniymiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Çift sürgülü Fiorino ile aynı banttan çıkan otomobil. Connect 2006 model 271 bin kilometrede 349.750 lira fiyat yazılmış. Boyası orijinalmiş, ilkelmiş, 75'likmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Vallahi hani 350 bin liralık fiyat, güneş yanıkları var, kaçınılmaz bir şey. Yan tarafları falan gayet net, gayet düzgün duruyor. Aslında ilkel ve boyasız olduğu için fiyatı bana kabul edilebilir geldi. Yandaki 2011 model Kango 480 bin kilometrede 425 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar.
Doblo'da ufak tefek çizikler var ama kasası falan hiç fena durmuyor arkadaşlar. 2014 model, 235 bin kilometrede 430 bin lira fiyat yazılmış. İhtiyaçtan dolayı satlıktır da denmiş. Burada iletişim bilgisi var. Southline donanım arkadaşlar. Şimdi bu araba pazarının birinci holü. Her bir böyle bir ya herhalde 6 tane falan bir hol var ve her holde 100'ün üzerinde araba var ortalama olarak. Yani pazarda bugün 500-600 tane otomobil var. Geçtiğimiz haftalara kıyasla pazarın otomobil sayısı bakımından fazlası var, eksiği yok diyebilirim. Fakat bu haftanın eksiği alıcı arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Normalde mesela şu şeyi ilk girişi çekeyim. İlk giriş ana baba günü olurdu. Bu hafta doğru düzgün kimse yok. Pazarda olanlar da genellikle otomobil alıcıları, otomobil almaya gelenler değil, otomobil satıcıları. Durumun böyle olmasının bir nedeni belki sıcak hava denilebilir ama asıl nedeni piyasanın mevcuttaki durumu. Geçtiğimiz haftalarda bir video yaparak piyasanın durumunu özetlemeye çalışmıştım. Bu 7 Temmuz'da gelecek olan CSR 2 ile birlikte piyasada bir bekleyiş hakim. Bunun hani hala çözülmemiş noktaları var. Beklentide olması gereken yerleri var. Bununla birlikte bayilerde yapılan 0 kilometre indirimleri var. Şimdi bayilerde yapılan 0 kilometre indirimlerinden insanlar faydalanmak istiyor. Fakat bu faydalanmak isteyenler doğrudan gidip 0 otomobili alması pek kolay değil. Takdir edersiniz ki 0'dan 0 kilometre otomobil almak günümüzde her baba yiğidin harcı değil arkadaşlar. Yani siz önce elinizdeki bir otomobili satacaksınız. Elinizdeki otomobili sattıktan sonra işte 200 bine 0 faizli ya da düşük faizli bayi zaten kredi veriyor. Onun dışında biraz birikmiş, biraz belki borçlanma ile 0 otomobil alabiliyorsunuz ve cazip fırsatlar var. Açıkçası şey olarak imkanı olan için bence gayet mantıklı bir durum. Fakat insanlar ikinci ellerini böyle istedikleri gibi satamadığından dolayı sıfırları olan talep de düşmüş durumda. Piyasada böyle bir şey sezinliyorum. Çünkü hani biz millet olarak uyanık bir millet olduğumuz için biraz da tek taraflı kendimiz lehine düşündüğümüz için piyasada şöyle bir şey var. Otomobilinin piyasası 700 bin liraysa otomobili böyle 700 bin liraya satmaya çalışıyor. Ama şeyde sıfır alacağı otomobilde belki şey 300 bin lira kar edecek, 200 bin lira kar edecek. Yani şeydeki değişimdeki amacı maksimum seviyede tutmaya çalışıyor. Bu da tabii piyasayı biraz durgunlaştırıyor. Piyasaya böyle baktığımız zaman, şimdi burada bir arkadaşım var. Kendisi böyle güvendiğim galericilerden biri. Tamam, seni çekmeyeceğim. Piyasanın durumu nedir son çok dönemde? Peki alım satım. Şimdi şöyle bir şey var. Çok kötü olduğunu söylüyor. Ben şunu da biliyorum. Şimdi galericiler ya da otomobil almak isteyenler de kafasına göre uygun araba bulamıyor. Yani ya fiyatta yeteri kadar indirim yapılmıyor ya böyle piyasasında yapılıyor. Onları almanın da şu dönemde çok büyük bir mantığı yok. Yani piyasada gerçekten ciddi anlamda bir bekleyiş var. Piyasada benim tavsiyem şu. Yani şu dönemde gerçekten fırsat yaratacak kadar kelepir denilebilecek otomobiller denk geliyor. Bunları koşturmalısınız. Bunları bulduğunuz takdirde otomobil almak için mantıklı bir dönem. Tabii imkanı olan için hep söylediğim şudur. Böyle sıfır alabiliyorsanız ve kendi otomobilinizi elden çıkartabiliyorsanız ki elden çıkartmaktan kastım böyle piyasasında değil. Örneğin o ondan 100 bin lira zarar edip piyasasına göre diğer otomobilden 200 bin lira kazanacak bir durumunuz varsa bu dönem aslında yapılabilir. İmkanınız da varsa. Onun dışında ikinci elde gerçekten kelepir otomobil almanın dönemi. Hele hele yaşlı otomobil alacaksanız 2010 yılından daha eski olan otomobillerin fiyatları hak ettiği seviyelerin çok çok üzerinde arkadaşlar. Genel olarak konuşuyorum. Elbette böyle makul denilebilecekleri belki karşınıza çıkacaktır. İşte onları değerlendirin. Örnek veriyorum, Focus 1'lerden hep söz ediyordum. Focus 1 alıncaya kadar 370 bin liraya, 400 bin liraya, 410 bin liraya Focus 2 alın. Ya da aynı şey işte Opel'in Corsa'sı için geçerli. Birçok otomobil için geçerli. Eski şeylere bakıyorsunuz, Hyundai Accent'lere, eski Toyota'lara bakıyorsunuz. Hep 300 binli, 350 binli fiyatlar yazılmış. Şu efsane kasayı kötülemek için söylemiyorum. 10 numara arabadır ama nihayetinde 25-30 yaşına gelmiş arabadır. Böyle bir otomobile onun ne kadar yazıldığını görmüyorum. 300 binle civarında klimalılarına fiyat istiyorlar. Hani 25-30 yaşındaki bir otomobile o paraları vermektense imkanınız varsa 400 binanızı yapın. 2008 modelin üzerine çıkmaya çalışın arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Umarım piyasa daha iyi koşullara gelir, daha düzgün olur. Piyasada hala böyle bir şeylik var. Hani kafa dağınıklığı var böyle insanlar ne yapacağını çok bilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Umarım bu durumda
kısa sürede düzelir. 7 Temmuz'dan sonra zaten düzelecektir arkadaşlar. Yani piyasa düzeleceklerden kastım oturacaktır. En azından neyin ne olacağı belli olacaktır. Şu bilinmezlik ortadan kalkacaktır. Şimdi bu haftalık benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.